Merhaba, Medyascope TV'de yayınlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. İklim değişikliğiyle uyumda su yönetimi başlıklı serimizin üçüncü programındayız. Endüstriyel su yönetimini ele alacağız. Biliyorsunuz Türkiye'de suyu miktar olarak en fazla tüketen sektör değil endüstri ama en fazla kirletenlerden bir tanesi. Ve suyun %18'inden fazlası endüstriyel üretimde kullanılıyor. Bunun içinde enerji ve madencilik de var. Bir yandan tabii 4-5 senede bir kuraklık yaşıyoruz. Biraz bugün bu konuları konuşmak üzere, bu önemli konuyu konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda. WWF Türkiye Doğa Hayatı Koruma Vakfı'ndan Tatlı Su ve Sulak Alan Programı Müdürü Eren Atak bizlerle. Hoş geldin Eren. Merhaba Akgün, hoş bulduk. Nasılsın? İyi olmaya çalışıyoruz. Çok sıcak günler. Sizin orada nasıl? Ankara biraz değişik. Tam bir yaz değil, tam hani sıcak değil, sıcak bir soğuk, öyle idare ediyoruz. Değişti burada Ya. iklimler yani. Teşekkürler. Sanayi suyu en fazla tüketen sektör değil ama en çok kirleten dedik. Bilimsel olarak gerçekten durum böyle mi? Sana bir sormak istiyorum. Ve gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında bir fark var mı Türkiye'nin endüstriyel su kullanımı oranında? Biraz bundan bahsedebilir misin? Tabii. Şimdi dünyaya baktığım zaman dünya ortalamasına sanayinin su kullanım payı %20'lerde. Türkiye'de senin de dediğin gibi %20'lere varıyor bu oran. Yani 2030 yılında Türkiye'nin sanayide %20 oranında su kullanımı öngörülüyor. Avrupa Birliği'ne baktığımız zaman Avrupa Birliği ülkelerin ortalaması %40. Hatta Belçika gibi bir ülkede, Belçika'da örneğin, sanayinin su kullanımı %88'lere çıkabiliyor. Bizde senin de söylediğin gibi sanayideki kullanımımız görece daha düşük. En çok biz suyu tarımda kullanıyoruz. Ama sanayide de kullanımda artış var. Şimdi Türkiye'de peki biz sanayide suyu hangi sektörlerde kullanıyoruz? En büyük pay aslında enerji üretimi için kullanılan su karşımıza çıkan. Yani nedir örneğin? Termik santrallerde soğutma suyu olarak kullanıyoruz. Biz enerji üretimi için bu oranı düştüğümüz zaman diğer endüstrinin, sanayinin su kullanım oranı %4'lere düşüyor. Şimdi aslında ben burada bir parantez açmak istiyorum. Hani enerji üretimi için kullanılan su ve başlıca termik santrallerde soğutma suyu dedik. Burada biraz belki de şu perspektiften okumak lazım. Hani termik santral büyümesi gerçekten Türkiye'nin hedefi olmalı mı? Çünkü termik santral için su alıyoruz. Orada su kaynakları üzerinde bir baskı yaratıyor bu durum. Daha sonra o suyu denizlere veriyoruz. Kıyı bölgesinde sıcak su nedeniyle denizel biyolojik çeşitlik üzerinde de olumsuz etkiler yaratıyoruz. Çevresel etkisi büyük olan bu sektör üzerinde ısrarcı olmalı mıyız? Yoksa güneş ve rüzgar enerjisi gibi alternatif enerjilere yönelmeli miyiz? Enerji üretimi için suyu ayırdığımızda %4'lük bir su kullanımı var. Peki hangi sektörler bu %4'ün içinde en büyük paya sahip? Gıda, tekstil, kağıt ve kağıt ürünleri, kok kömürü, kimyasal ürün üretimi ve metal sanayi. Suyu en çok tüketen sanayi kuruluşları arasında. Bunlar arasında da su temini bakımından, suyu alan, kullanan bakımından gıda, tekstil ve metal endüstrisi şu an en çok su kullanan endüstriler olarak karşımıza çıkıyor. Bu su temini bakımından bir de ama işin başka bir tarafı da var. Su verimliliği. Yani bu sektörler suyu kullanıyor ama metreküp başına ne kadar TL katma değer yaratıyor? Bir de bu çerçeveden bakmak mümkün. Katma değere baktığımız zaman da biz şunu görüyoruz. En ciddi iyileşme ihtiyacı olan sektörler ana metal sektörü, kimyasal imalatı, tekstil sektörü ve metalik olmayan metal ürünlerinin görece yarattığı katma değer yüksek olduğu için suyu daha verimli kullanmış oluyorlar bu bakımdan. Ama en çok suyu kullanan kimyasal sektörü %39'luk payla, bunu tekstil izliyor %19'luk payla. Ama iki sektöre baktığımız zaman katma değer bakımından tekstil sektörü Türkiye'nin en önemli sektörlerinden bir tanesi. Çok teşekkürler. Çok güzel bir cevap oldu gerçekten.
Peki ülkemizde sanayi suyu nerelerde hangi biçimlerde kullanılıyor diye böyle genel olarak bir soru soracağım. Bir de sanayide su ayak izini yükselten temel faktörler ne? Neden bu kadar çok su kullanıyoruz? Mesela benim aklıma ilk su yoğun teknolojiler mi tercih ediliyor diye bir soru geliyor. Eğer durum böyleyse bunun nedenleri nedir? Sanayi suyu en çok hangi noktalarda nasıl israf ediyor? İstersen buradan devam edelim. Şimdi dediğim gibi bir su temini üzerinden bakmak lazım. En çok hangi sektörler suyu kullanıyor? Bir de katma değeri yüksek sektörler mi? Eğer katma değeri yüksekse o zaman biz bunu olumluyoruz. Şimdi su tasarrufu konusunda bizim karşımıza şu çıkıyor. Neden sanayi hani su verimliliğine yönelmiyor noktasından belki başlamak lazım. Biz ülkemize baktığımız zaman sanayide ciddi bir enerji verimliliği yatırımı olduğunu görüyoruz. Bunun en büyük nedeni de elektriğin pahalı olması ve gittikçe de fiyatının artıyor olması. O yüzden sanayi elektrik tasarrufuna yönelik enerji verimliliği yatırımlarını yapmakta hızlı davranıyor. Bir diğer durum da şu, enerji yatırımlarının çerçevesi çok net. Belli bir takım uygulamalar var, belli bir takım teknoloji tedarikçileri var. O yüzden sanayici böyle bir yatırım yapmak istediğinde uygun teknoloji tedarikçisiyle beraber çalışıp o yatırımı hayata geçirebiliyor. Şimdi su konusunda birincisi su çok ucuz. Su temini, pardon, su verimliliği sanayiciyi zorlayan bir etken olarak karşımıza çıkmıyor. Bir de genel olarak baktığımız zaman üretim süreçlerinin çok karmaşık olduğunu görüyoruz. Mesela tekstil örneğini ele alalım. Tekstilde kumaş üretilene kadar iplik birçok süreçten geçiyor. Birçok farklı proses alanı var. Bunların her birinin tek tek detaylı incelenmesi gerekiyor. Biz burada çok farklı, homojen olmayan bir teknoloji tedarikçisi ile karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden de ne gerekiyor? Firmada bir teknik kapasite gerekiyor. Baştan sona üretim biçimini inceleyecek, suyu en yoğun nerede kullanıyorum ve nasıl tasarruf edebilirim diyecek bir teknik kapasite gerekiyor. Şu an Türkiye'nin sıkıntılı olduğu alanlardan bir tanesi bu teknik kapasitenin olmayışı. Biz firmalardan şunu duyuyoruz. Hani sürekli gelip bizim üretimimizi inceleyecek ekiplere ihtiyacımız var. Sanayi Bakanlığı'nın önerisi bu konuda organize sanayi bölgeleri içinde böyle bir kapasitenin yaratılması. Çünkü işletme körlüğü dediğimiz bir durum var. Orada ne var işletmenin içinde? Üretimi yetiştirme çabası var. Birilerinin sürekli bu üretimi inceleyip, verileri analiz edip, iyileştirmeye yönelik önlemler paketi geliştirmesi lazım. Buna yönelik insan kaynağı sıkıntısı olduğunu görüyoruz veya teknik donanım sıkıntısı olduğunu görüyoruz. Şu an Türkiye sanayisindeki en büyük engellerden bir tanesi bu aslında. Suyun fiyatının ucuz olması, üretim sürecini inceleyecek bir teknik donanımın olmaması. Teşekkürler Eren. Hakikaten çok önemli bir saptama bu. Su tabii ucuz derken biz sanayi için ucuz diyoruz. Yoksa hani temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için kullandığımız suyun fiyatı için söylemiyoruz bunu. Onun da altını çizelim muhakkak. Burada benim aklıma şey geliyor. Döngüsel su kullanımı ne boyutta? Yani sanayide döngüsel su kullanımı yapılmadığı sürece biz su israfını nasıl önleyebiliriz? Böyle bir şey mümkün mü? Neler yapılabilir bu konularda? Belki biraz bundan bahsetsek iyi olur sanki şu noktada. Su döngüsü, suyun geri kullanımı çok önemli. Biz şöyle söyleyeyim, tekstil sektörü özelinde odağında çalışmalar yürütüyoruz. Belki şu soru gelebilir aklına, hani Doğal Hayat Koruma Vakfı neden tekstil sektörüyle çalışıyor? Tekstil sektöründe uygun teknik ve finansal donanımı yaratmak üzere çalışmalara başladık. Çünkü tekstil sektörü suyu çok yoğun kullanıyor. Aynı zamanda kirletici etkisi de kimyasal kullanımı nedeniyle yüksek. Bizim önceliğimiz sucul alanların, sulak alanların, nehirlerin barındırdığı biyolojik çeşitliliği korumak. O nedenle de tekstil sektörü sadece WWF Türkiye olarak bizim değil, küreselde de WWF'nin dönüştürmek üzere adım attığı bir sektör.
Şimdi biz burada bu kapsamda 14 firmada, 14 tekstil üretim yapan firmada fizibilite çalışması yaptık. Bu firmalar Çorlu, Çerkezköy, Denizli, Uşak illerinde üretim yapan firmalar. Biz burada çok uluslu markalarla beraber çalıştık. Onların tedarikçilerinde çalışmalar yürüttük. Şimdi ve suyun geri kazanımı bizim saptadığımız önemli su verimliliğine verimliliği ile sonuçlanan yatırım türlerinden bir tanesi. Ama tek bu değil. Biz firmaların üretim süreçlerini incelediğimiz zaman onlara 15-16 kadar farklı uygulama olanakları sunabildik. Bunların bir kısmı ekipman değişikliği, bir kısmı da senin dediğin gibi tesiste kullanılan suyun yeniden tesis içine geri alındığı süreçler. Bazıları büyük yatırımlar, ciddi bir hani ekipman değişikliği yatırımları ama bazıları bir vana değişikliği kadar çok ucuz olan ama çok ciddi su tasarruflarına neden olan uygulamalar. Şimdi biz hani şunu saptadık bu çalışmadan. Suyun tekstil sektöründe suyun verimliliğine yönelik çalışmalar aslında aynı zamanda ekonomik getirisi de yüksek olan çalışmalar. Çünkü sadece suya bakmadık. Kimyasal ve suyla ilişkili enerjiye de odaklandığımız zaman biz 9 firmada şunu tespit ettik. Bu 9 firma, 14 firmadan 9'u 350 bin ila o günkü rakamla 750 bin TL arası toplam bir yatırım yaptığında bir yılda toplam 750 bine varan 750 bin TL'ye varan bir kar elde ediyor. Yani burada aslında firmaların yaptığı yatırımların tek çıktısı su verimliliği olmuyor. Yanı sıra firmalarda kâra geçebiliyor. Bizim odak alanımız Denizli ilinin yer aldığı Büyükmenderes Havzası. Denizli ili %60'lık payla ev tekstili ihracatında Türkiye'nin önde gelen alanlarından bir tanesi. Büyükmenderes Havzası'nda 50 kadar boyahane var. Kabaca su verimliliği yatırımlarıyla yılda 10 milyon dolarlık kar elde etmeleri mümkün. İşte biz de bu konuda bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Yani burada tek çıktığı çevresel kazanımlar, tek çıktığı suyun korunumu değil, aynı zamanda ekonomik bir kârda söz konusu. Evet. Ya zaten sürdürülebilirlik dediğimiz zaman üç tane ayağı var bunun. Ekonomik, işte ekolojik ve sosyal, toplumsal boyutu var. Bunların hepsi bir arada olduğunda sürdürülebilir oluyor. O nedenle bence çok güzel. Bir de şey soracaktım ben sana, böyle ekstradan bir soru geldi şimdi aklıma. Tekstil sektöründe tabii pamuk da çok önemli. Yani bir yandan da sizin bu yaptığınız çalışmaların tarımsal bir şeyi de var değil mi? Ayağı da var. Evet var. Aydın'da da Yani. Evet. teşekkür ederim. Aydın'da da pamuk üretiminde çalışıyoruz. Şu an tekstil sektöründe küreselde büyük bir dönüşüm var. Uluslararası markalar tekstil tedarik zincirini dönüştürmeyi çok ciddi bir şekilde ele almış durumdalar. Biz de küreselde WWF olarak markalarla birlikte çalışıyoruz. Bunun bir ayağı pamuğa da uzanıyor. Sadece boyahanelerin üretimleri değil ama satın alım yapılan alanlardaki pamuk üretimi de hedeflerden bir tanesi. Biz de Aydın'da iyi pamuk uygulamaları, Better Cotton standardı konusunda çalışmalar yapıyoruz. Çiftçilere eğitim veriyoruz, sertifika sürecine alıyoruz çiftçileri. Böylece çiftçiler daha iyi su yönetimi yaparak, daha iyi toprak yönetimi yaparak pamuk üretmiş oluyor. Bunun yanı sıra da bu sene onarıcı tarım pratiklerini hayata aldık. Pamuk pilotlarında onarıcı tarım uygulamalarıyla topraktaki organik madde miktarını arttıran yöntemlerle üretim konusunda da çalışmalar yapıyoruz. Teşekkürler Eren. Yani aslında yaptığınız çalışmalar sektörleri de birbirine bağlıyor diyebiliriz. Hani su verimliliği üzerinden tarım, sanayi sektörü de birbirine bağlanmış oluyor. O yüzden bence çok kıymetli bu çalışmalar. Şimdi
Böyle karanlık kısmına gidelim konuşmamızın. İklim değişikliğini hesaba kattığımızda sanayinin mevcut su politikalarını ve uygulamalarını değiştirmezsek bizi nasıl bir Türkiye bekliyor diye sana böyle geniş bir soru soracağım. Ama bence çok önemli bu soru. Çünkü hani nasıl bir gelecek bizi bekliyor bunu bildiğimiz zaman galiba ancak harekete geçebiliyoruz. Aksi takdirde bildiğimizi okumaya devam ediyoruz. Ya hani ben bu soruya keşke böyle hani rahat olalım diye yanıt verebilsem maalesef. Şimdi Türkiye'de 25 nehir havzası var. 25 nehrimiz ve onu besleyen kollarla birlikte baktığımız zaman 25 havzaya bölünmüş durumda. Şimdi ilk soru şu, bu havzalardaki suyun durumu ne? Sanayinin yoğun olduğu havzalar hangileri? Bu perspektiften baktığımız zaman şimdi iki havzamızda ki bunlardan bir tanesi Marmara, İstanbul sanayinin yoğun olduğu, üretimin yoğun olduğu havza. Bir diğeri İzmir'in yer aldığı havza, yine sanayinin yoğun olduğu havza. İki havza mutlak su kıtlığı yaşıyor. Falkenmark indeksi var senin de bildiğin gibi. Yıllık kişi başına düşen metreküp su miktarı üzerinden su stresinde mi o havza yoksa suyu zengin mi? Buna bakıyor. Şimdi iki havzada mutlak su kıtlığı var. Biri İstanbul'un yer aldığı, biri İzmir'in yer aldığı havza. Keza sanayinin yoğun olduğu, sanayi üretimin yoğun olduğu havzalar bunlar. Yedi havzamızda su stresi var, yedi havzamızda su kıtlığı var. Ve bunların çoğu da yine sanayinin, tarımın yoğun olduğu. Dokuz havzamızda su bakımından şu an bir risk görmüyoruz. Şimdi bu perspektiften baktığımız zaman bizi çok iyi bir tablo beklemiyor açıkçası. O yüzden bizim üretimin yoğun olduğu havzalarda çok ciddi su verimliliği tasarrufu konularında adım atmamız lazım. Eğer biz ekonomik sürdürülebilirliği de gözetecek olursak ki zaten bunu gözetiyoruz en başta. Tamam, teşekkürler Eren. Türkiye'de peki suyun etkin kullanımına dair ne gibi çalışmalar var diye böyle yine geniş bir soru soracağım sana. Aslında birazcık bahsettin ama biraz daha açar mısın? Yani aslında şeyi merak ediyorum. Devlet bu konuda ne derece yönlendirici ve teşvik edici yasal düzenlemeler yapıyor, projeler üretiyor, böyle çalışmaları var mı? Özel sektör ve STK'lar neler yapıyor bu konuda? Yani yine WWF'den örnekler verebilirsin. Genel olarak da senden alabilirsek tabloyu güzel olur. Tamam. Ben istersen biraz tekstil çalıştığımız için, tekstil üzerinde çalıştığımız için oradan durumu ele alalım. Şimdi tekstil dönüşümde olan sektörlerden bir tanesi, özellikle uluslararası markaların bu konudaki niyetiyle başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Burada pamuğa kadar aslında tedarik zincirini dönüştürme niyeti var. Şimdi biz dünyada birçok farklı platform görüyoruz. Üretimin sürdürülebilir olması için tekstil özelinde de bu tür platformlar var. Sürdürülebilir giyim koalisyonu var. Kimyasalların zero deşarjı konusunda platformlar var. Hani biz su verimliliğine değindik başta ama bir de sanayinin kirletici etkisi var. Şimdi mesela Tekirdağ'ın yer aldığı, Çorlu Çerkezköy'ün yer aldığı Ergene Havzası. Burası tekstil yoğun bir havza. Tekstilin kirletici etkisini görüyoruz. Bu havzada tarım yapılıyor bu sularla. Keza Büyük Menderes Havzası işte Denizli, Uşak, Aydın'ın yer aldığı havza sanayinin kirleticiliğini görüyoruz ama aşağı havzada yukarı havzadan gelen bu kirli sularla biz tarım yapıyoruz. Aydın bizim önemli tarım alanımız. Şimdi bu perspektiften de bakmak lazım. Ne tür engeller gördük biz? Ne tür daha doğrusu motive edici güçler neler? Ne tür engeller var? Birincisi müşteri konumunda olan bu herhangi bir sektörde müşteri konumunda olan firmaların dönüşüm talebi etken bir güç oluyor. Etken bir güç olarak karşımıza çıkıyor. Çevresel bakımdan sürdürülebilirlik standartları getirmeleri, bir takım endeksler uygulamaları ne yapıyor? Üreticiyi belli bir takım yatırımlar yaparak çevresel performansını iyileştirmeye zorluyor. Su verimliliği de bunlardan bir tanesi. Şimdi burada şöyle bir durum var ama müşteri konumunda olan marka doğrudan çalıştığı firma üzerinde etkili olabilirken
onun bir sonra bir önceki tedarikçisine erişemiyor. Şimdi mesela yine tekstil üzerinde bir boyahane uluslararası bir markaya satış yapıyor. Üretim yaparken başka boyahanelerden de satın alım yapabiliyor. Şimdi buraya erişim kısıtlı. O zaman bu boyahaneleri dönüşüme kim teşvik edecek? Biz şunu gözlemliyoruz. Hani başta da bahsettiğim gibi teknik kapasite eksikliği var. Firma yatırım yapmak istese bile bu işletme körlüğü dediğimiz bir durum söz konusu olabiliyor. Kendi işletmesini doğru analiz edemeyebiliyor. Teknik kapasitesi yetmeyebiliyor. O ekipmanımı alsam, bu ekipmanımı alsam gibi sorularla karşılaşabiliyor. İşte burada özellikle organize sanayi bölgelerinde teknik donanım oluşturmak kamunun bence önceliği olmalı. Bir diğer husus, şunu görüyoruz, denetimlerin eksikliği burada bir hani engel olarak karşımıza çıkıyor. Denetimler ve cezalar caydırıcı olmuyor. Bunun Yani güçlendirilmesi para lazım. cezasıyla olacak gibi değil Eren, hakikaten böyle araya girdim ama kusura bakma. Para cezaları olduğu sürece galiba bu kirletmeler de devam ediyor. Yani belli noktalarda kapatma cezalarının olması lazım. Şimdi sen Ergene'den bahsedince benim aklıma müsilaj meselesi geldi. Marmara'yı mahveden bir sorunumuz var. Yani belki tekstil sektörünün doğrudan ilgisi yok bununla ama Ergene'den gelen su derin deşarj yöntemiyle artık Marmara'ya bırakılıyor. Yani bu sorunları biz çözmediğimiz sürece hiçbir yere gittikleri yok. Sadece başka sorunlara eklemlenerek daha da büyüyorlar. Evet, haklısın şey konusunda, hani biraz böyle su verimliliği üzerinden gittik ama kirlilik de çok çok önemli bir mesele baktığımızda Türkiye'de. O nedenle hani yapılması gereken çok şey var ama bu denetleme konusunda ben senin de fikrini merak ediyorum açıkçası. Hani kapatma cezası mı yoksa çok daha yüksek para cezaları mı? Yani bazen çok yetersiz olabiliyor çünkü bu cezalar. Caydırıcı olmayabiliyor. Kapatma cezaları bence çok önemli burada. Bu noktada çok önemli. Çevre Bakanlığı yakın dönemde bir mevzuat değişikliğine gitti. Şimdi online izleme sistemi var. Hani mesela denetim ve cezalarda şöyle bir sıkıntı görülüyor. Birincisi denetim yapacak ekip yetersizliği olabiliyor. Veya cezaların geri alınması üzerinde bazı politik baskılar olabiliyor. Çevre Bakanlığı'nın birimleri üzerinde. Şimdi bunu ortadan kaldıran bir sistem var, online izleme sistemi. Atık su tesisi 24 saat online izleniyor ve ihlaller tespit ediliyor. Bu 10 bin metreküp idi. Üretim, günlük üretimi, atık su üretimi 10 bin metreküp olanlar online izlemeye tabiydi. Bunu 5 bine düşürdü Çevre Bakanlığı. Böylece daha çok tesis şu an izleniyor olacak. Bu çok önemli senin de dediğin gibi, çünkü hani su ayak izi olarak bakarsak biz üretime, şimdi doğrudan suyu aldığı zaman evet bir su ayak izi var. Ne yapıyor? Yüzey suyunu alıyor veya kuyu açıyor, yeraltı suyunu alıyor. Bir su ayak izi oluşturuyor. Bir de arıtım için ne gerekli? Tekrar su gerekli. Şimdi atık su oluşturduğu zaman ne yapacak? Arıtıma tekrar su ve kaynağı biz ayırmak durumundayız. Bu da bir su ayak izi. O yüzden aslında üretim süreçlerinde suyu daha az kullanan ama aynı zamanda girdileri de mesela tekstil sektöründe kimyasal kullanımını da azaltan bir uygulamaya geçtiği zaman firma ne oluyor? Çıkan atık su da daha temiz veya daha az kirletici olmuş oluyor. Atık su arıtım maliyeti azaldığı gibi o atık suyu arıtacak su miktarı da azalmış oluyor. Bir organize sanayi bölgesinde tüm firmalar belli bir takım yatırımları yaptığında, o zaman OSB'nin de atık su arıtım tesisine çektiği su azalıyor. Atık su arıtım tesisindeki harcamaları azalıyor gibi. Aslında biz burada ekonomik bir süreçten bahsediyoruz. Su verimliliği dediğimiz aslında ekonomik bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Ama burada da engeller var. Şimdi başta da dedim, hani enerji yatırımı ciddi bir şekilde hayata geçirilen yatırımlar. Bunun bir nedeni kolay uygulanabilir yatırımlar olması, teknik kapasitenin yüksek olması. Ama tekstil gibi karmaşık üretim süreçleri olan fabrikalarda birilerinin girip fizibilite yapması gerekiyor. Baştan sona o üretim bandını
incelemesi gerekiyor. Şimdi burada bankalarda da bir kapasite olmadığını görüyoruz biz. Şimdi enerji yatırımı banka için çok net. Teknoloji tedarikçisi belli. Bakılıyor şu kadar ekipman yatırımı olacak. Bu kadar sürede kendini geri ödeyecek dediği zaman bankanın içi rahatlıyor. Çünkü o krediyi geri alması lazım. Şimdi karmaşık prosesleri olan sanayi sektöründe hangi teknoloji tedarikçileri devrede olacak? Bu bir soru. Bankada kapasite olmadığı zaman birilerinin bankaya ben baktım şu yatırım hayata geçirildiği zaman bunun maliyeti budur. Şu kadar sürede kendini geri öder dediği zaman banka ne yapacak? O krediyi verebiliyor konumda olacak. Bir sıkıntılı alanda bu. Biz de şu an aslında buna odaklanmış durumdayız. Dediğim gibi biz tekstil sektöründe suyun verimliliği üzerine yatırımların ekonomik bir karı olduğunu ortaya koyduk. Uluslararası kalkınma kuruluşlarının European Bank gibi, IFC gibi bu kuruluşlar da su verimliliğinin finanslanabilir yatırımlar olduğu konusunda hemfikir. Şimdi iş neye kalıyor o zaman? Tekstil firmalarına kamudan ve özel sektörden kredi akışı nasıl çıkarabiliriz? Şimdi burada aslında kamu kurumlarının da devreye girmesi kritik. Kalkınma ajansları çok önemli paya sahip. Örneğin kalkınma ajanslarının biliyorsun Sanayi Bakanlığı'na bağlı. Kalkınma ajanslarının kredi faizi karşılama gibi bir seçeneği var. Yani sen bir firmasın, yatırım yapacaksın, kredi çektin. Kalkınma ajansı senin faizini ödeyebiliyor. Böylece sıfır faizli bir yatırım söz konusu olabiliyor. Biz buna bir de bankaların, yerel bankaların kredi akışını eklemleyebilirsek, bankalarda güvenli bir şekilde kredi akışına geçebilirse, o zaman bu sektör için dönüşüm mümkün olabilecek. Çok güzel, çok hiçbir yerde bulunmayacak bilgiler Eren. Çok teşekkürler gerçekten. Peki son bir sorum olacak sana. Ondan sonra programımızı kapatacağız. Bu yapılan çalışmaların çoğalması, yaygın hale getirilmesi için neler yapılması gerekiyor? Yani sanayiciden tut da devlete kadar hangi paydaşlar, hatta belki tüketiciler olarak bizler bile nasıl çalışmalar içinde yer almalı, hangi paydaşlara nasıl görevler düşüyor diye böyle çok geniş bir soruyla yine programımızı bir çözüm önerisiyle kapatalım istiyorum. Aslında herkese yani bir sanayi üretimi sürecinde yer alan herkese rol düşüyor burada. Ama şu çok önemli burada belki de süreci başlatan tüketici oluyor aslında. Şimdi tekstil sektörü özelinde biz bu dönüşümü başlatan tarafın tüketici olduğunu gördük. Tüketicinin kaygısı bu hareketi tetikledi. Bunu uluslararası markaların dönüşüm kararlılığı izledi. Sivil toplum kuruluşları burada nasıl yola yer aldı? Örneğin Greenpeace toksik kampanyası yaptı. Bu çok ciddi bir tetikleyici süreç oldu. Şimdi birçok uluslararası marka rapor yayımlıyor. Greenpeace'in şeyinde nasıl diyeyim? Greenpeace süreci izliyor, değerlendiriyor, rapor yayımlıyor. O zaman nereye iş düşüyor bunun dışında? Üreticiye de iş düşüyor. Kamunun olayı şu şekilde okuması lazım. Bizim sanayimizin ekonomik sürdürülebilirliği kadar çevresel sürdürülebilirliği de önemli. Mesela hemen aklıma gelmişken şunu söyleyeyim. Almanya yeni bir uygulama sürecine girdi. Bir mevzuat değişikliği söz konusu. Alman markaları, Alman firmaları tedarik yaptıkları ülkelerdeki çevresel ve sosyal süreçlerden tabi tutuyor. Şöyle toparlayayım. Yani ben Alman firmasıyım. İşte Çin'den, Türkiye'den, Hindistan'dan ürün alıyorum, değil mi? Orada yapılan çevre ihlalleri, orada işte bir Türk firmasının, bir Hintli firmanın yaptığı çevresel ihlaller ve sosyal ihlaller beni bağlayıcı konuma getiriyor. Alman hükümeti beni ihalelere almayabiliyor. Eğer bu şu an tasarı halinde hayata geçtiği zaman ben zannediyorum bütün Avrupa Birliği'ne bu yayılacak. O zaman ne olacak?
ülkeler üzerindeki baskı artacak. Kamunun buradaki en büyük işte rolü bu. Bu tür uygulamalar, bu tür mevzuat düzenlemeleriyle biraz baskıyı arttırabilmek önemli. Ama bir yandan teşvik çıkması da çok önemli. Şimdi sektöre teşvik verirken ihtiyaçları iyi analiz etmek lazım. Teknik kapasite ise o teknik kapasitenin yaratılması, hibelerin sağlanması, burada kamunun rolü var. Denetim, kapatma cezaları, bunlar çok önemli. Bu şekilde hani bir nasıl diyeyim, herkes aslında elini taşın altına koyup da üzerine düşen görevi yaparsa çok zor bir süreç değil aslında. Ama ortak çalışma gerektiren bir süreç. O çok net. Evet, çok teşekkürler Eren. Çok önemli konularla ilgili konuştuk bugün ve de hani senin de bu konuda sahada olman çok önemliydi. O nedenle özellikle seninle konuşmayı çok istedik. Ağzına sağlık. Çok güzel bilgiler verdin bize. Bu iklim değişikliği bağlamında endüstriyel su politikaları ve yönetimin nasıl olmalı sorusunun cevabı öyle kolay bir soru değil. Bize WWF Türkiye Doğal Hayat Koruma Vakfı'ndan Tatlı Su ve Sulak Alan Programı Müdürü Eren Atak yanıt verdi. Çok teşekkür ediyoruz tekrar kendisine. Bir dahaki programda enerji ve madenciliği konuşacağız. Su kullanımı nasıl olmalı özellikle üstüne odaklanarak bir başka konuğumuzla ele alacağız. Şehir hepimizden bu haftalık bu kadar olsun. Hoşça kalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizin